Oynayacağımız organizasyon futbolun gerçekten en üst seviyesi, bana göre en üst organizasyonu. Özellikle biz Beşiktaş camiası olarak öncelikle böyle bir organizasyonda olduğumuz için, içinde olduğumuz için tabii ki çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Öncelikle onu belirteyim. Hedefimize gelince, tabii ki hedefimiz gruptan çıkmak. Yani mümkünse ilk ikinin içinde grubun sorunu görmek. Bunu camia olarak yaşamak istiyoruz. Ancak çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim. İşlerin kolay olduğu bir organizasyon değil. Ancak takım olarak iyi bir oyun içerisinde olduğumuzu, uyum içerisinde olduğumuzu, özellikle de böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Yani en azından bunu başarmak için oyuncularımla beraber elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. En azından bunu birlikte deneyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ne olacağını, ama ümidimiz var, heyecanlıyız. İnşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur. Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor tabii ki. Gerçekten hayal kurulabilecek bir şey. Çünkü öyle görünüyor dışarıdan baktığımız zaman, gerçekçi olmak lazım. Takım maliyetlerine, bütçelere baktığımız zaman gerçekten kolay değil. Biz bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Onu söylemek lazım özellikle. Ama bütçe işi de tabii ki bir yere kadar. Saha içi organizasyonu, istek, arzu, mücadele, kazanma hırsı, oyuncularımızın enerjisi, bunlar çok daha önemli şeyler. Bu anlattığım şeyleri yakalayabilirsek saha içerisinde, daha önce de anlattım. Yani oyunun temposunu, mücadeleyi, temaslı oyunu, oyunun temposunu, ikili mücadeleleri yakalayabilirsek eğer, ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii Sercan'ın sorduğu soru final bölümü. Yani finalin o kadar da kolay olduğunu düşünmüyorum, ama hayal kurabilir miyiz? Yani belki kurabiliriz diye düşünüyorum. Rakibe göre bazen tabii oyun planları değişebiliyor. Onu söylemek lazım. Oyuncu seçimleri, oyun planları rakiplere göre değişebilir. Ancak biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Şöyle aslında anlatayım. Biraz bizim için de bir test gibi olacak aslında. Çünkü çok üst bir organizasyonda oynayacağız. Oyunun nasıl gelişeceğini, temponun nasıl oluşacağını, oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek biraz zor. Çünkü güçlü takımlarla oynayacağız, tempolu takımlarla oynayacağız. Ama biz Beşiktaş olarak oynadığımız her müsabakada kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Yani taraftarımızın zevk aldığı, izleyenlerin zevk aldığı heyecanlı bir oyun izletmeye çalışacağız. Ama bu tabii ne kadar mümkün olur? Bunu oynadığımız müsabakalarda biraz da görme imkanımız olacak. İnşallah dediğim gibi hem oyunumuz hem istediğimiz şeyler saha içerisinde oyuncularımız tarafından uygulanabilir. Tek amacımız bu. Ama şunu söyleyebilirim, mücadele eden, koşan, savaşan, temasla oynayan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Üç isim dışında sakatlığımız yok. İşte Vida ile Alex'in sakatlıkları var. Alex'in sakatlığı çok fazla sürmez ama Vida'nınki biraz uzun sürebilir. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Üç oyuncu dışında herhangi bir sakatımız yok. Yani tabii ki ben isterim ki tüm ülkenin bu maçı izlemesini. Çünkü biz ülkemizi temsil ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Tabii Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da alacağı puanlar çok önemli ülkemiz için. Onlara da buradan başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul'un 3 tane büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırma konusunda elinden gelen her şeyi yapacak. Öyle düşünüyorum. Eksen maçı açabilir bence tüm halka. Yani bilmiyorum, ben sosyal medyada gördüm insanların maçı izlemek istediğini. Çünkü herhalde uygulamalı bir kanal. Evet.
Yani Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Açsın kanalı, bütün halk izlesin maçı. Ben o zaman onlara öncülük edeyim. Acun'a buradan söyleyeyim. Kanalı aç, herkes seyretsin. Yani bir seferlik en azından böyle bir şey yapabilirsin. İlk maçımız çünkü. Camia olarak heyecanlıyız. Tüm ülke seyretmek istiyor. TV8'den verebilir bütün halka. Oynayacağımız kulvarın dediğim gibi çok üst seviyede bir organizasyon bu. Yani burada tabii ki başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani bir şeyler derken bu bir şeylerin ne olacağına şu anda karar veremeyiz. Çünkü önümüze ne çıkacağını şu anda bilmiyoruz. Yani oynayacağımız maçın nasıl bir oyun cereyan edeceğini yarınki maçta veya ondan sonraki maçlardaki oyunların nasıl olacağını şu anda tahmin etmek zor. Dediğim gibi biz de bir aslında bize de bir test gibi olacak bu oynayacağımız turnuva. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani deneyeceğiz. Yani tabii ki bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Oyuncularımla birlikte Beşiktaş camiası olarak başarmak istiyoruz. Bir şeyler göstermek istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdi bu kolay mı? Tabii ki kolay değil. Zor bir turnuva. Ama yani kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyun yani nasıl cereyan eder, kazanır mıyız, kaybeder miyiz? Yani nasıl gelişir oyunun içerisi? Hamleler nasıl olur? Onları şu anda tabii söylemek çok zor. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Son koştuğumuz, son oynadığımız maçın mesafesi iyi. Bizim için tatmin edici. Ama yarınki mücadelede o koşu mesafeleri yeterli olmayacak. Bundan eminiz. Yani minimum 115 ve üstü onu zorlamak zorundayız. Onun farkındayız. Tempoyu yakalamak istiyorsak. Yani bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsak bu ligin çok daha üzerinde bir tempoya ve mesafeye ihtiyacımız var. Bunun farkındayız. Oyuncularımız da farkında. Onlar da bunu yapmak için çok çaba sarf edeceklerdir diye düşünüyorum. Ona göre çünkü çalışmalarımızı yaptık. İnşallah umduğumuz şekilde olur oynayacağımız müsabakalar. Savunma. Evet, savunmada vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Bu sene iyi bir kadro kurduk. Geniş çaplı bir kadro kurduk. Her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Geçen sene de bu sorunları çok yaşadık biz. Oyuncularımız hazır. Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız da hazır. O yüzden herhangi bir sorun teşkil edeceğini bizim için düşünmüyorum. Oyunla ilgili bir şey anlattım zaten oyunun durumunu. Yarın birlikte göreceğiz. Oyunumuz, kendi oyun planımız olacak. Onun üzerinden devam edeceğiz. Kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Çünkü kazanmak istiyoruz. Koruma amaçlı bir oyun kesinlikle oynamayacağız. Onu söyleyeyim. Bu maçta da, bundan sonraki maçlarda da tek hedefimiz kendi oyunumuzu oynayıp müsabakayı kazanmak. Ve bu ne kadar geçerli olur? Onu yarın göreceğiz. Hedefimize gelince, hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak. İkiye girip gruptan çıkmak istiyoruz. En azından buna inanıyoruz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok da çok net hedefler koymak istemiyorum. Çünkü bu, dediğim gibi, bu organizasyon çok üst seviyede bir organizasyon ve zor bir organizasyon. Oynayacağımız takımlar da kendi ülkelerinin en iyi takımları, şampiyon olmuş takımları veya şampiyonluğa oynayan takımları. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz. Çok zor bir grup olacak bizim için ama takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız bütün maçlarda. Yani Avrupa Ligi senaryosu olursa yapacak bir şey yok. Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz o zaman. O planlamayı, o bölüm gelirse bence o zaman düşünelim. Şu an için çok erken. Yani bundan sonrası için planlama yapmak çok doğru değil. Çünkü ne olacağımızı veya nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Önce bir oynayalım, oyunları görelim, sonuçları görelim. Bakalım kendi seviyemizi görelim. Bakalım hangi seviyedeyiz. Çünkü biz konuşmayı çok seviyoruz. Ama tabii konuşmakla olmuyor. Bu, dediğim gibi, bu seviyeler çok yüksek seviyeler, üst seviyeler. Yani hep grup çıktığında işte hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte biz bu gruptan çıkarız. Biz hep başka bir açıdan bakıyoruz duruma. Daha gerçekçi olmak lazım. Çok daha gerçekçi açıdan bakmak lazım. Yani oynayacağımız seviye çok üst bir seviye. Buradaki oyunlar kolay değil. Buradaki mücadeleler kolay değil. Yani Türkiye Ligi'nde oynayacağınız oyunlar buradaki oynayacağınız oyunlara yetmez. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden gerçekçi olmayı hedefliyoruz. Gerçekçi planlar yapıyoruz özellikle. Ama
ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz, bunu zaman gösterecek. O yüzden çok yukarıda hedefler koyup da ondan sonra hayal kırıklığı yaşamak maalesef çok bizim kendi karakterimize uygun şeyler değil. Her zaman gerçekçi hedefler koymak lazım. Onu iyi planlamak lazım. Çünkü öbür türlü hayal kırıklıkları oluyor. Çok yüksek hedefler koyduğun zaman. O yüzden yüksek hedef koymayalım. Önce oyunları bir oynayalım. Bakalım ne olacak. Bir görelim bizim seviyemiz nedir. Biz bu rakiplerle nasıl oynayabiliyoruz? Ne kadar oynayabiliyoruz? Nereye kadar oynayabiliyoruz? Sonuçlar ne olacak? Önce bir görelim bunları. Yani hedef koymak kolay. Ondan sonra hedefi koyarız hep beraber. Şöyle anlatayım. Her takımın açıkları vardır. Her takımın saha içinde problemleri vardır. Mutlaka vardır eksik olan bir şeyler. Ama önemli olan şu. Yani bir takımın eksikleri olması senin o eksikleri kullanarak onları yeneceğin anlamına gelmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Yani o eksikler, sen o eksikleri değerlendirebilecek misin? Yani onları saha içerisinde ne kadar yapabileceğinle ilgili bir durum bu. Yani her takımın sorunları var, problemleri var. Bizim de var saha içinde bir sürü eksiğimiz. Ama o eksikleri değerlendirmek, yani sadece çalışmayla olmuyor bunlar. Yani bu takımın şu eksiği var, biz orayı kullanalım, işte şöyle yapalım. Güzel, konuşması güzel de o oyunda öyle olmuyor biraz. Yani oyunda onlardan faydalanmak o kadar kolay olmuyor. Tabii ki herkesin bazı planları var kafasında. Oyunla ilgili bir şeyler kuruyor. Biz de kuruyoruz. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım, şöyle planlayalım. İşte oyunu şöyle götürelim, hamlemizi şöyle yapalım. Oyun nerede, nasıl gider bilemiyorsun. Yani maçın 3. dakikasında bir gol yiyorsun, bütün her şey bir anda değişiyor. Veya beklemediğin 10 dakikada bir gol atıyorsun, 2 gol atıyorsun. Beklemediğin şeyler önüne çıkabiliyor oyunda. O yüzden tabii ki herkes bir şeylere çalışıyor, bir oyun planı üzerinde çalışıyor. Ama çalışmayla uygulamak arasında çok büyük fark var. Onu söyleyeyim özellikle. Yani öyle kolay olmuyor. Ona çalışalım, işte uygulayalım, şöyle yapalım. Tabii ki güzel, herkesin var problemleri ama öyle kolay değil öyle o kadar. Ama yine de çalışıyoruz. Biz planlarımızı yaptık oyunla ilgili. Daha önce de söyledim. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Nasıl oynamamız gerekirse öyle oynayacağız. Kazanırız veya kaybederiz. Ona artık ondan sonra bakacağız. Ama kendi oyunumuzu oynayacağız. Yani yabancı bütün oynayan oyuncularımızın hepsi yabancı olacak gibi görünüyor. Şunu da netleştireyim. Ben şikayet etmiyorum. Yani Futbol Federasyonu bir karar almışsa biz onu uygulamak zorundayız. 3 Türk'le oyna diyorsa 3'le oynarız. 8 tane Türk'le oyna diyorsa biz 8 tane Türk'le oynarız. Biz bunu kuralı değiştirecek merci ben değilim. Ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum aslında. Eleştirmiyorum yani. Çok bizim için problem değil. Bizim Türk oyuncularımız da var bu seviyelerde oynayabilecek. Yabancı oyuncularımız da var. O bazen yanlış anlaşılıyor ben konuştuğum zaman. Ben sadece sorulan sorulara cevap veriyorum. Bu sadece benim şahsi fikrim. O yüzden çok eleştirim olarak görmeyelim. Burada Futbol Federasyonu bir karar almış. 3 Türk'le oynayacaksın diyor. 3'le oynayacağız. Seneye 4'le oynayacaksın diyor. 4'le oynayacağız. Öteki sene 5'le oynayacaksın diyor. 5'le oynayacağız o zaman. Benim sadece anlatmaya çalıştığım şu. Seneye 4'le oynayacaksak biz ona göre planlama yapıyoruz. Öteki sene 5'le oynayacaksak biz herkes ona göre planlama yapıyor. O zaman değiştirmeyelim ve arkasında duralım. Yani seneye yok biz 3'ü kaldırdık. 2 taneyle oynayın veya serbest oynayın denmesin. Çünkü bütün kulüpler ona göre planlı programını yapıyor. Dikkat ederseniz herkes bu kurallara göre yatırımlarını yapıyor artık. O zaman kuralı koyalım ve uygulayalım. Yoksa bizim bir eleştirimiz falan yok. Ben teknik direktörüm. Biz alınan kurallara saygılıyız. Ne deniyorsa ona göre planlama yapar. Onu uygularız. O hazır, gayet iyi. Zaten atletik bir oyuncu. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Allah korusun çok ciddi bir sorun yaşadı. Allah'tan yani bir şey olmadı kendisine. Antrenmanlarda da gayet iyi. Herhangi bir sorunu yok. Dediğim gibi zaman zaman oyuncu gruplarını değiştiriyoruz. İşte bazen farklı bölgelerde değişik oyuncular kullanabiliriz. Çünkü 3 gün sonra bir maçımız daha var. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bütün maçları aynı kadrolarla, aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncuları dinlendirmek, bazı oyuncuları kullanmak durumundayız. Tercihlerin sana göresi, bana göresi var. Benim tercihlerim böyle ama tabii ki tercihler eleştirilebilir. Sizin tarafınızdan farklı yorumlar getirilebilir. Bu çok normal ama bir tercih yapmak zorundayım. Burada yani benim tarafımdan da biraz bakmanızı
tavsiye ediyorum. Biz de kadro yaparken bazı tercihler yapmak zorunda kalıyoruz. Bazı oyuncuları dinlendirmek durumundayız. Sürekli 3 gün arayla aynı oyuncularla devam edemeyiz. O yüzden farklı tercihler yapabiliyoruz. Sizden istediğim sadece yapılan tercihlere saygı duymanız, ama tabii ki her zaman sana göresi, bana göresi her zaman olacak bu iş. Sizlerle paylaşmaya başlayalım. Sevgili seyirciler, Şampiyonlar Ligi maçlarından hemen önce, bir gün önce, az önce Sergen Yalçın ve Josef de Souza basın toplantısında medyanın sorularını yanıtladılar ve karşılaşmayla ilgili umut dolu mesajlar verdiler. Ve bu basın toplantısının hemen ardından antrenman başladı. Bu maç öncesi son antrenman. 15 dakika boyunca basına ve medyaya açık olacak bu çalışma ve akabinde medya mensubu antrenmandan çıkacaklar ve siyah beyaz takım çalışmasını sürdürecek. Yaklaşık 1,5-2 saat süren bir antrenman yapacak ve antrenman sonunda artık herkes maça mutlu olacaklar. Şampiyonlar Ligi maçı için artık kampa girecekler. Yarın da sabah kalktıktan sonra oyuncular bu maça tabii ki de ciddi anlamda kalitesi olacaklar. Maç toplantıları yapacaklar ve maçı heyecan içinde bekleyecekler. Sadece oyuncularda ve Sergen Yalçın'da yok bu heyecan. Taraftarlarda var, medya mensupları da var. Bu maçı bekleyen tutar. Beşiktaş çıkar sahada, iyi mücadele eder, iyi futbol oynar ve herkesin beklediği o iyi skoru ya da puanı ya da puanları alır. Biz de bunu gerçekten canı gönülden istiyoruz. Kartal Yiğit yanımızda, o da değerli bir gazeteci abimiz. Senelerini medyaya verdi ve Beşiktaş'a verdi tabii özellikle. Nasıl bir karşılaşma bekliyor mesela Kartal Yiğit? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yani onlarla mücadele edilirse, karşılık edilirse neden olmasın? Yani şimdi
de Beşiktaş sistem düzen değişikliğini gördüm. Ben burada yarınki maçın iki önünü gördüm. O yüzden Montoya'yla Wellington normal olacak. O siyasi sağda solda en sevdiğim olacak. Yani savunmada böyle bir dedikten açıklar vermezse Beşiktaş bir sürpriz yapabilir ama yine de maçın tabii ki favorisi Dortmund. Dortmund kazanırsa da kimse niye kazandı diyemez. Beşiktaş kazanırsa çok büyük sürpriz olur. Çok güzel bir gece olur. Wimbledon işin sonucuna bak. Üstüne bakmazlar sonucuna. Öyle düşünün. Yenmiş mi? Kazanmış mı? Beraber yapmış mı? Takılmazlar ama oynadığı zaman ya da mücadele ettiği zaman taraftan istediği zaman peki kim için kararsın bir sahası? Kim için kazma oyunu sokarsa? Acayip bir şekilde hatta ayağına gelmeden ne yapacağını düşünüyor. Ve zaten bunun planlamasını yaptıktan sonra inanılmaz karşısına yapabiliyor ki son maçta. Batu ayağı atıyor. Siz zaten bir gol ortadan en az önce sahasını. Kim için şimdi yani bir son maçta oynadığı oyunlar değerlendiriyor. Geçmişte ki performansını biliyoruz. Ben oynadığım bir takım görmüş bir oyuncu. O nedenle bir yanı çeşitli şöyle bir böyle bir demek bence yanlış. Bir de şu var yani geçtiğimiz hafta Malatya maçı eyvallah sonunda da ki oyununu da oyununa göre de bunu aşması lazım. Ama şu an geldikten sonra sanki biraz daha ne kadar biraz daha şu an kadar bir şey. Kapatıyorum. Yalnız abi sen her göreceğimizi. Ben bir şey demem ben tamam. En güzel abi. Sorumlamam abi.